Merhabalar, Lezzetli Tezgah YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz bir akşam yemeği tarifim var arkadaşlar. Köfte şiş yapacağız. Çok lezzetli bir yemek, üstelik çok da pratik yapılıyor. Hemen tarifimize geçelim. Şöyle 250 gram kıymamı yoğurma kabıma aldım. Şöyle rendeleyip suyunu sıktığım bir adet kuru soğanım var arkadaşlar. Kıymamın üzerine ekliyorum. Burada da birer kaşık tuz, karabiber, yeni bahar ve toz kırmızı biber var. Yani birer çay kaşığı ekledim onları da. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha az su ekledim içine. Çünkü galeta unu kuru biliyorsunuz. Yarım çay bardağı da galeta unumu ekledim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekliyorum arkadaşlar. Bu kadar. İnanın köfteyi hazırlayıp yapması 5 dakikanızı bile almıyor. Malzemelerim bu kadardı arkadaşlar. Hemen köftemi yoğurmaya başlıyorum. Köfteyi yoğururken patatesle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Patateslerimi ben mini şekilde aldım arkadaşlar. Eğer elinizde mini patates yoksa normal patateslerinizi de iri iri yemeklik doğrayarak şişinize kızartıp takabilirsiniz arkadaşlar. Ben mini aldığım halde sanal marketten sipariş ettim. Yine de biraz büyük geldi. Birazdan onları yine 2-3 parçaya ayıracağım. Ama hani pazarlarda böyle haşlamalık patates diye küçük patatesler satılır ya, o şekilde ya da marketten seçme imkanınız varsa çeri domatesi veya bir tık daha büyük patatesler var ya, onlardan alırsanız kabuklarıyla beraber hiç soymadan güzelce yıkayıp kızartıp direkt şişinize takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, köfteyi yoğurma işini bitirdim. Şöyle güzelce yoğurdum köftemin yanıma da bir kase su aldım. Çünkü köftelerimi yuvarlarken elimi ıslatmam gerekecek. Şöyle elimi güzelce ıslatıp bakın şöyle ceviz büyüklüğünde kopardığım köftemi elimle yuvarlıyorum arkadaşlar. Bu da çok pratik bir işlem arkadaşlar. Çok vaktinizi almayacak bir işlem. Ben video çektiğim için ilk 3-4 köftemi bu şekilde yavaş yaptım ama geri kalanını hızlı hızlı hemen hallettim. Evet arkadaşlar, köftelerimi yuvarladım. Birazdan onları kızartacağım. Patateslerimi de kızartacağım için şöyle 2'ye 3'e böleceğim. Patateslerim de kızarmak için hazır. Biberlerimi kızartmadan şişlere dizeceğim arkadaşlar. O nedenle biberlerimi de şöyle kalın kalın doğruyorum. Şimdi ocağımıza götürüp bunları bir güzel kızartacağız. Evet arkadaşlar, sol tarafta patateslerimi bol yağ attım. Orada kızarıyor. Şimdi köftelerimi de atıyorum. Burada önemli olan şey fazla kızartmamanız. Çünkü birazdan fırına da göndereceğimiz ve orada da 20 dakika pişireceğimiz için çok fazla kızartmanıza gerek yok arkadaşlar. Özellikle köfteleri çok fazla kızartırsanız yanabilir. Patatesleri de çok fazla kızartırsanız şişten kaldırırken fırından çıktıktan sonra dağılabilir arkadaşlar. O nedenle her ikisini de çok fazla kızartmıyoruz.
Bakın patatesleri bu şekilde kızartıyoruz. İçleri çiğ kalabilir, hiç önemli değil. Yani zaten pişiyor fırında. Köftelerinde bakın şu kenarlarında beyaz beyaz gördüğünüz yerleri de az bir şey kızarttıktan sonra alabilirsiniz. Bakın bu şekildeyken. Evet, patatesim, köftem hazır. Şimdi şişlere dizeceğim arkadaşlar. Bu yağı da atmıyoruz. Birazdan sos hazırlayacağız. Şöyle dikdörtgen bir borcam tepsi aldım arkadaşlar. Bu borcam tepsiye tam oluyor 7 tane şiş köfte. Şişlerimi de yanıma aldım. İlk şişime şöyle bir tane köfte ile başlıyorum arkadaşlar. İlk köfteyi geçiriyorum şişime. Daha sonra bir tane patates. Ve yine bir köfte. Tekrar patates. Bir tane Charleston biber, isterseniz sivri biber de kullanabilirsiniz. Bir tane daha köfte ve bir tane çeri domates şeklinde bütün şişlerimi yapacağım. Dediğim gibi 7 tane şişim çıkacak arkadaşlar. Bu şekilde yapıp tepsime diziyorum. Daha sonra sosunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, sosunu hazırlamak için köfteleri kızarttığımız tavanın altını yakıyoruz. Hiç yağını falan dökmedik. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 çay kaşığı tuz ekledim. Ve kavuruyorum arkadaşlar. Daha sonra da 1,5 su bardağı sıcak su ekleyeceğim üzerine. Ve biraz kaynadıktan sonra sosum hazır. İşte gördüğünüz gibi suyunu da ekledim. 1,5 su bardağı ekliyoruz arkadaşlar, sıcak olacak suyu. Köfteyi kızarttığımız yağı kullanmamızın amacı tasarruftan değil arkadaşlar. Yağına köftenin lezzeti geçtiği için daha lezzetli bir sos yapmak için kullanıyoruz. 1-2 dakika kaynadıktan sonra hemen getirip köftemizin üzerine sıcakken döküyoruz arkadaşlar. Bu arada fırınımızı da 230 derece alt üst ayar olacak şekilde açıyoruz. Sosumuzu döktükten sonra bir tane şöyle yağlı kağıdı güzelce ıslatıp suyunu sıktıktan sonra köftelerimizin üzerine seriyoruz. Kenarlarını içe doğru sıkıştırıyoruz. Bu şekilde tepsimizi fırına verip 230 derecede 20-25 dakika pişiriyoruz. Şöyle 20 dakikanın sonunda bir fırınımı açıp kontrol etmek istedim arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için maşayla kağıdı kaldırıyorum. Eğer bu şekilde piştiyse tamamdır arkadaşlar. Fırından artık servis için çıkarabiliriz köftelerimizi. Köftelerim hazır arkadaşlar. Servis tabağıma aldım. Yanına da şöyle mis gibi tereyağlı pirinç pilavı yaparsanız tadına doyulmaz arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.